Yine bir anime vakası. Ya da bu bölümü özel Yunus Emre San online diyelim. Türkiye'de belli bir yaşı geçmiş insanlar veya dış kültüre bu kadar uzak olan insanlar... ...neden dış kültürü bu kadar kötüler anlayamıyorum gerçekten. İçinde olmadıkları için midir böyle düşünüyorlar? Yoksa hayata bakış açıları mı tamamen farklı? Bunu çözmekte biraz zorlanıyorum ben. Yine biri animeleri saçma sapan bir yönden eleştirmiş. Yine bilmediği kültürleri, yine bilmediği bir kültürü ağzına almış. Duvardan okuyorum haberi. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem yüzlerce gencin intiharıyla bağlantılı olduğu düşünülen ve sanal ölüm tuzağı olarak bilinen bilgisayar oyunlarına anime çizgi filmlerinde de eklendiğini öne sürdü. Erdem mecliste düzenlediği basın toplantısında bilişim teknolojileri bağımlılığı ve sanal alemdeki tehlikeleri dikkati çekerek eğlenceli gibi gözükse de özellikle şiddet içerikli birçok bilgisayar oyununun ve çizgi filmin çocukları tehdit ettiğini hatta ölüme sürüklediğini söyledi. Çocukların ve gençlerin bilgisayar başında fazla zaman geçirmelerinin sosyal hayattan uzaklaşmalarına, dış dünyayla bağlantılarını kesmelerine ve kendi dünyalarını ...oluşturmalarına neden olduğunu dile getiren Erdem... ...sosyal hayattan kopan çocuklar ve gençler... ...oyunlardaki ve çizgi filmlerdeki karakterleri benimsiyor... ...ve özbenliklerini reddediyor. Bu gençlerimiz o andan sonra o karakterlere bürünüyor diye konuştu. Bu arada bu çocuklar dışarı nasıl çıksın? Hangi parayla? Bugün mesela dışarı nasıl çıkabilir bir çocuk? Bana bir onu söyleyebilir misin MHP'li Erdem? Dışarıya çıkıyorsun, yeri geldiğinde bir mekanda su içmek bile 10 lira 15 lira. Dışarıda ne yapacak bu çocuk? Dışarısı güvenli mi? Güvenli değil. O güven için belli bir para harcamaları gerekiyor gerekiyor. Çocuklarda para var mı? Yok. Haliyle zaten bunlar eve kapanacak. Dışarıda ne yapabilirler ki? Ben mesela dışarıda büyümüş bir çocuğum. Söyleyeyim size kavga ediyorduk. Oturup dümdüz muhabbet ediyorduk. Onun ötesinde o kadar da hareketli bir şey geçmiyordu. En azından bilgisayarda bir şeyler öğreniyorlar. Burada tabii ki bilgisayar bağımlılığı çok zararlı bir şey. Bunu söylemem gerekiyor. Ama bilgisayar kötü sokak iyi demek de yani çok yakışmaz be. Habere devam ediyorum. Mavi Balina, Momo, Mavi Bebek gibi oyunlardan bahsetmişler. Animeyi de bunların eklemişler. Hedef kitle bu kez 10-14 yaş arası çocuklarımız. Çoğunlukla kendi kimliklerini kabul etmeyen çocuklar izledikleri bu çizgi film karakterlerini kendi iç dünyasında benimsiyor ve kişiselleştiriyor dedi. bu da çok normal bu arada. İlla anime olmasına gerek yok ki biz de izlediğimiz filmlerdeki karakterle kendimizi içselleştirirdik. Okuduğumuz roman karakterleriyle de içselleştirebilirdik. O yaşlarda çok normal bir şey değil mi bu? Bol bol MHP'li çizgisinden vuracağım. Çünkü hani Türk kültürü başka kültürler içine girmesin diyerek konuşuyor bunlar daha çok. Bunlar genelde birçok dış kültüre sallarlar. Aynı şekilde Kore'ye sallarlar, Amerikan kültüre sallarlar, Avrupalı kültüre sallarlar. Yakında Hint kültürüne falan da sallarlar. Mesela Araplara pek sallamazlar. Çocuklarımız Araplaşıyor demezler. Bir yandan da tabii Arapların pek bir içeriği yok ama olsun. Onlara karşı değiller mesela. <laughs> Olay burada çocukların dış kültürden etkilenmeleri, istemedikleri dış kültürden etkilenmeleri. Japonlaşmasın diyor çocuklar, Amerikanlaşmasın diyorlar. Araplaşmada bir sorun yok ama. Bunun yanında işte fiziksel ve psikolojik tahribatın üzerine çizmişler. Bu çocuklar şiddete meyilli olabiliyormuş diye. İnanın bana sokakta bir çocuk çok daha fazla şiddete meyilli oluyor. Bunun için MHP ülke ocaklarına bakabilirsiniz. Biz de gördük o ortamları. Çocuğun içinde şiddet varsa zaten o şiddet her türlü çıkar. Ya şu çocuklar bahane etmeyin artık bir şeyleri yasaklarken ya. Bir bundan da uzaklaşmak gerekiyor. Çünkü şiddeti bahane ederseniz o kadar çok şeyi yasaklamanız gerekiyor ki. Ki bunlardan bazıları çok kutsal şeyler. Sonrasında da buna acilen dur dememiz gerekiyormuş. Çocuklar durun. Anime izlemeyin. Bilgisayar oyunu falan da oynamayın sakın. Bunun yanında şöyle bir ekleme daha yapmış. Japonya özgü ya animelerin aile kültürünü, aile yapısını bozup huzursuzluklara, milli değerleri reddetmeye ve dinsizliğe neden olduğunu söylüyor. Burada tek tek madde madde incelemek gerekiyor. Aile kültürü dediğimiz şey Japon kültürü aile kültürünü o kadar da reddedecek bir sistem değil aslında. Ailenin o çocuğu reddetmesi gerekiyor. Çünkü Japon aile yapısıyla Türk aile yapısı birbirine fazlasıyla benziyor. Bir çocuk diyelim ki animelere sarmışsa o kültürü tüketmeye başlamışsa o kültürden bir şeyleri evine getirmeye başlar. Oyuncaklarını alır, çizimlerini falan kullanır. Ailesi bu kültürü reddettiği için aile kültürünü bozuyor olmasın bu. Yani burada çocuk mu sorunlu yoksa aile mi sorunlu? Bir buna bakmak gerekiyor. Oluşan huzursuzlukların sebebi de aile kültürü aslında. Anime kültürü değil. Bizde hala çocuğu malmış gibi değerlendiren tonla aile var. Milli değerleri reddetme üzerine bol bol konuşmuştuk zaten sizinle. MHP'li biri bunu der normaldir. Ülkücüler yani. Ama bu mantıkla gittiğimizde zaten hiçbir şey izlememeniz gerekiyor. Çünkü ortada izlenecek bir şey kalmıyor. Mesela Amerikan filmlerini de izlemeyelim. Dizilerini izlemeyelim. Avrupa için de böyle olur. Hint için de böyle olur. Japon için de böyle olur. Kore için de böyle olur. Say say bitmez lan bu liste. Ha bu arada Arap için sorun olmaz. Arap dizilerini izleyebilirsiniz tabi varsa. Bu konuda yine şikayet edecekseniz buradaki sorumlu anime mi? Yoksa Türk kültürünün medyada o kadar da güçlü olamaması mı? Şimdi mesela buna rakip olarak bir şeyler çıkarttıklarında yine bunu da eleştireceksiniz. Çocuklar anime izlemesin diyorsanız animenin yerine koyabileceğiniz bir şeyler sunmanız gerekiyor ortaya. Sunarlarsa da onu da linçlersiniz yani kapattırırsınız. Daha önce bol bol gördük biz bu örnekleri. Yoksa Türkiye çizgi anlamında çok da gelişmiş bir ülkeydi. Özellikle karikatür çizgi roman kültürü Türkiye'de çok gelişmişti. Bu zamanla yok oldu. Dinsizliğe neden olduğunu sürmüşler. Bunun da temeli bu değil aslında. Gelişen teknolojiyle sorgulayan çocuk sayısı çok çok arttı. Dinler bunu sarmıyorsa dinsizliği seçebilir. Bu bir sorun da değildir. Siz neye sorun olarak baktığınızda bağlı. Kişinin inancı kuvvetlenir. Bu da sorun değildir. İnan sızlığı güçlenir bu da sorun değildir. Yeni nesildeki insanlar biraz daha özgür size kıyasla. Deseniz ki mesela ortada gerçekten şiddet emeğiyle bir din oluştu, bir düşünce akımı oluştu. Bunu destekliyorlar fazlasıyla. Ha derdim burada bir sorun var. Bir çocuğun inançsız olması sana ne zararı var? Sana oy vermeme dışında. Bu muhabbetleri farklı versiyonlarda görüyorum ve bundan sıkılmaya başladım. Siz de sıkılmışsınızdır ya. Geçtiğimiz haftalarda bir Kore müzik grubunun festivali yasaklandı mesela. Bir ara yine MHP'li bir vekildi yanlış hatırlamıyorsam. Mar Marvel filmlerine saydırıyordu. Bluzon'un yerine işte yerli ve milli kahraman çıkartacağız diye. E, ATV'de çıkardınız ne oldu o diziye? Olmuyor işte. Bu çok normaldir. O zaman şöyle şey de düşünebiliriz. Mesela Türk dizilerinin iyi sattığı ülkeler var. Onlar da söylesin ki gençlerimiz Türkleşiyor bu dizileri yasaklayalım. Var mısın buna? Çok da iyi bir pazar kaybı yaşamış olursun ama karşılığında. Animelerde, çizgi romanlarda veya romanlarda ortaya direkt bir din oluşturabiliyorlar. Yüzüklerin Efendisi'nde de var bu. Bu külliyatlarda bu normal Sıfırdan bir evren oluşturursun. Ve bu evrenin içinde kendi dinlerimiz yok ya. Buna karşılar aslında. istiyorlar ki her şeyin içinde bu olsun. Ya sana ne? Çok istiyorsan sen yaz. Serbest piyasa. Çok kafa yoruyorsunuz yaşlılar veya hiç bilmeyenler. Ortada bir sorun görüyorsanız gerçekten onun karşısına bir çözüm oluşturmanız gerekiyor. Onu yasakla bunu yasakla nereye kadar gidebilirsiniz? Ki yasaklayamazsınız da zaten. Siz kimsiniz? Teknoloji hükümetlerden, devletlerden çok daha büyüktür. AK Parti o kadar siteyi yasakladı insan insanlar girebiliyor mu hala? Girebiliyor. Hiçbir çözüm getiremezsiniz buna. Bunun yerine şunu oluşturacaksınız ya. Gençler çizgi filmlere meraklı. Tamam. O zaman biz buna bir fon oluşturalım. Çizgi film şirketlerine, animasyon şirketlerine vergi de indirim yapalım. Onu nasıl daha iyi geliştirebilirler? Bunun için çabalayalım. Bu işleri yurt dışına satabilmeleri için yardımda bulunalım. Ki çok fazla çizer bizde yurt dışına iş yapmaya başladı. Onları yine yerli bir sektöre çevirebiliriz çok rahat. Türkiye'de kültür bakımından aslında kötü bir ülke de değil. Bizim medyamız gerçekten iyi iş yapıyor arkadaşlar bu arada. Hani Türk dizilerini gömüyorsunuz, mömüyorsunuz ama tamam bir Amerikan dizileri kadar kaliteli değil, onlar kadar büyük bütçeli değil ama çok fazla yere de satıyor Türk dizileri. Yavaş yavaş Türkiye'de çizgi film sanatı da gelişebilir. Yeni bir kültür de ortaya çıkabilir ve bu dünyada iyi bir şekilde satabilir. İnsanlar bundan çok yoruldu. Bugün yeni bir ankete baktım. 18-22 yaş aralığında gençler ilk defa oy verecek gençlerin oy verecekleri partiler. AK Parti %22 alıyor, MHP %5 alıyor. Böyle böyle tiksindir delirttiniz kendinizden. Onu yasakla, bunu yasakla korkunç bir şeye dönüştürdünüz kendinizi. Farkında değilsiniz. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Ve bu aralar hangi animeleri izliyorsunuz? Onları da yorumlara yazabilirsiniz. Ben şu aralar deli bir anime izleyicisi değilim zaten normalde de. Monster diye bir dizi var. Onu sardım. Etik üzerine güzel bir anime. Biraz ağır ilerliyor ama tavsiye edebilirim sizlere. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.